O çok şey. Şimdi buraya e, her takımı getiremezsin dünyada. Evet. Ve ben dünya standartlarındaki takımlarla turnuva yapmak isterim. Evet. Güçlü takımlarla. Benim görüşüm bu. Galatasaray'a geri dönelim. Ardından Fenerbahçe'yi ve Trabzonspor'da konuşacağız. Galatasaray'da 6 ve 8 numara ısrarla taraftarın beklediği bölge. 6 ve 8 işte 6 ayda. adamlarında. Ben Galatasaray yönetiminin çok büyük bir sürpriz yapacağını düşünüyorum. 6 şeylerden biri işte adaylardan biri Lemina. Bence daha sansasyonel bir isim getirecek Galatasaray yönetimi. Falcao'dan dili yanmış bir Galatasaray yönetimi bunu yapar mı? Daha aktif oynayan diyeyim o zaman. Heh, öyle diyeyim bence. Daha artık böyle... Yani, ama bu bence Hamas Rodriguez değil. Ya yani bence ne katacağı çok önemli. Evet. Şimdi, ne, şimdi bak önümüzdeki sezon seyircim var mı belli değil. Pandemi nereye gidecek belli değil. Geçmişten dersler çıkartmak lazım. Bunu Galatasaray için söylemiyorum. Her kulüp için söylüyorum. Her kulüp için. Evet. Sonra yarın gene bir enteresan bir durum olduğunda vay işte para yok, işte ne yapacağız? Oynatalım ligi falan gibi tartışmalar olmasın. Ayağını yorganına göre uzatıyoruz. Ama bakıyoruz yorgan bile yok ortada. O hale gelmiş Türk futbolu. O nedenle sansasyonel bir isim tabii ki ihtiyaç duyuluyor. Mutlaka. Mesela Balotelli Beşiktaş'ta bu şeyi yaptı ama her zaman seni heyecanlandıran transferler kağıt üzerinde o isimler bazen saha içerisinde göremeyebiliriz. Ben bir tek son dönemde Mario Gomez'i gördüm. Evet. Bak son dönemde. Talişka. Ama bakın Talişka nereden çıktı bu? Tabii. De, denildi. Doğru. Mesela. Doğru doğru. Ama Mario Gomez öyle bir isimdi. Mesela Anelka geldiğinde zaten öyleydi. Ne vereceğini biliyorduk. Ama Mario Gomez'in ne vereceğini bilmiyorduk. bilmiyorduk. Tamamen soru işareti. Drogba'nın ne vereceğini biliyorduk. Çok büyük yıldız. Onlar başka ama böyle hani sönmeye yüz tutup da gelip burada parlayan ben en son Mario Gomez'i gördüm. Yani bilmiyorum yanılıyor mu? Düzeltsinler. Unutmuş da olabilir. Sosa da var bence. Metalist Karkiv'de diye yani. Metalist Karkiv. Ama oradaki Sosa. Ciddi söylüyorum oradaki Sosa. Aynı Sosa. Çok iyi futbolcu. Ve iyi futbolcu. Ama hep aynı Sosa'ydı. Ya yani onun bence kariyerindeki en büyük hatası Bayern Münih'ten ayrılması oldu. Mehmet Ekici Galatasaray'a gelir mi diye bir soru var. Uygun evet. fiyatta. Bence Mehmet Ekici İyi bir futbolcu. İyi bir futbolcu. Yani da. rotasyon için eğer rotasyonu düşünüyorsanız çünkü şimdi UEFA Avrupa Ligi var, Ziraat Türkiye Kupası var, lig var. Nereden baksanız 55-60 maça yakın maç oynayacak Galatasaray. Ama kaç para maliyetli gelecek? Ya hayır tabii ki yani. O Galatasaray yönetimi onu mutlaka. Yani içeri, beni, benim benim bütçemi zorluyorsa Zorlamaz, tamam, ve evet. rotasyon içinse altyapıdan onun yerine adam oynatın daha iyi ama bütçemiz zorla. Ama bütçemiz yani, zorlamıyorsa? Şey, Tabi. Bütçesi olmazsa tamam. çok tecrübeli bence. E, tecrübeli. İş yapabilecek bir futbolcu. O başka. Çünkü oradaki sistemde yani her Fenerbahçe'nin Ersun Yanan'ın da yani Messi bile sıkıntı yaşayabilirdi. O kadar net söylüyorum. Ee, Kaya Bilal. Yani Ersun Yalan Fenerbahçe'sin. İhtimalle beyefendi adı. Falcao'ya haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Bu sene kamp yapıp gerçek performansı sahaya yansıtacaktır diye düşünüyorum. Ben de aynı görüşüm. Ben şöyle bir şey duydum. Falcao ücretini düşürdü haberleri çıktı ya. Hı, hı Bonuslardan vazgeçti falan. Ben ondan o düşmüş halinden biraz daha aşağı düşürdüğünü duydum. Öyle mi? Evet. Ve yakın çevresine de bu konuda yani kendi içinin çok da rahat olduğunu söyleyemem. Yani geçen seneki sezonu Galatasaray borçlu olarak görüyor. Bak bir indirim daha yaptığını diye duydum. Yani bilmiyorum Galatasaray'ı takip eden arkadaşlar söylediğini söylemedim ama benim kulağıma gelen öyle. İkinci bir indirim yaptı diye duydum. Ben gerçek performansını bu sene göstereceğinden açıkçası ümitliyim. sakatlığı yok ki. Müzmin sakat olsa Galatasaray'a değil mi? Birinci geç geldi Galatasaray'a. Bu, bu, tarz oyuncuları geç aldığın zaman sıkıntı yaşıyor. Ne yapıyor? Oyuncu kendini gösterme, şu bu gibi ekstra antrenmanlar, şunlar bunlar seni kendini zorluyor. Zaten 30 yaş üstü. Dolayısıyla ben önümüzdeki sezon takımda kamp yapmış bir Falcao'nun, geçen seneyi takımda geçirmiş bir Falcao'nun ilk senesine göre daha fazla katkı sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü müzmin bir sakatlık olmadığını e, biliyorum. Ve bu indirim çok farklı bir yere getirir onu. Yani takım içerisindeki Diğer futbolcuların da kendisine saygı duymasını sağlar. Bir izleyicimiz demiş ki, e, Nayingolan, Galerli futbolcu Belçikalı. çıkalı. E, var mı Galatasaray'la ilişkisi? Ben Nayingolan'ın son maçta sakatlanmıştı, hı hı. oradan hatırlıyorum. Ciddi bir sakatlı nedeniyle oynayamamıştı galiba. Öyle hatırlıyorum ama sakatlı ne durumda bilmiyorum. Nayingolan çok iyi futbolcu. İyi futbolcu da işte, ya işte e, o durumunu bilmiyoruz. Ya o bayağı bir sıkıntı. Onyekuru'yu çok soruyor Galatasaray taraftan. Ya Monaco'da kalıyor şu an. Ama Monaco'da kalmasa Türkiye'deki önceli bence Galatasaray. Balde'yi önermişler. Bence Keita Balde de iyi futbolcu. Evet. Babel ve Belhanda'nın durumu ne olacak demiş Onur Bey. İsteri'nin herhalde takasında kullanmak istiyor Babel'i. Fulham kabul eder mi bilmiyorum Acaba ama. Acaba Babel kabul eder mi? Asıl Hayır Babel'in Fulham'daki performansı çok iyi. Ben Babel'in yanında olsam kabul ederim. Orada Babel biraz... Galatasaray'a geldiğinde kötü bir futbolcu olarak gelmedi. Kusura bakmasın kimse. Babel hala çok iyi Gal futbolcu. Gal Galatasaray, Golan'da bir takım evet. seçilir mi yoksa? Yani geçen seneki Galatasaray'da herkes bir sıkıntı yaşadı. Ya bu dönemsel bir durum yani. Her sene şampiyon olamazsınız ki. Yüzde yüz. Her sene ligi 2 içerisinde de bitiremeyebilirsiniz. Yani Senin bu... yani beğenmedin, bazen zaman zaman eleştirdin, beğenmedin. Senin derken yani genel konuşuyorum. Canel ile Gökhan. Beşiktaş'a şampiyonluk kazandırmış isimler. Kesinlikle öyle. Yüzde yüz. Ben de senden O zamanki iyi Beşiktaş'ın içerisinde müthiş bir performans. Dolayısıyla bu dönem dönem e, ilgili bir şey. Bakalım önümüzdeki günlerde mutlaka ben Galatasaray yönetiminin... O bende. Yani çok iyi... Yani bir Mensah olayından sonra... E, Mensah, Mert Hakan ister Galatasaray evet, taraftarı evet. haklı olarak... Bak, üstüne basarak söylüyorum. Doğru haklı olarak bekliyorlardı çünkü bu iki futbolcunun transferi olmayınca bir tepki gösterdiler. Ama ben Galatasaray yönetiminin Galatasaray taraftarını mutlu edecek transferler yapacağını düşünüyorum önümüzdeki hafta içerisinde. Fenerbahçe'de Sosa, Sinan, dün yapılan gerçekleşen transferler Sosa çok iyi futbolcu. E, tabii ki iyi katkı sağlar. Ya bu yıl Fenerbahçe şampiyonluk için kadro kuruyor bir defa. Onu söyleyeyim. Gelecek için değil. Şampiyonluk kadrosu. Bir senelik kadro evet. kurdular bir senelik. Yani o kadronun ikinci senesini var mı emin değilim. Evet. Ya bazı o kadrodaki bazı oyuncuların ikinci senesi var mı emin değilim. Başakşehir'de bir senelik. Evet. Beşiktaş'ın anlayışı da oraya doğru kayıyor yavaş yavaş. Önümüzdeki sezonu şampiyon olma şansımız var. Ee, ama ben kulüplere söylüyorum bakın bu yatırımları yaparken hakem gerçeğini, MHK gerçeğini, disiplin ve tahmin kurulu gerçeğini bunları da göz ardı etmeyin. Bugün eğer, bu sene, etti biliyorsun biliyorum, eğer bu Zekeriye sene Zekeriya Altın eğer bu sene Zekeriya Başkan'a da buradan geçmiş olsun. Birincisi Zekeriya Başkan'ın içeride büyük bir temizlik hazırlığı içerisinde olduğunu biliyordum. Ama ve Zekeriye Erman edemez. Hoca Erman Hoca her seferinde söyledi. Aynen. Yerler şimdi bir babadan oğula hakemlik şey olayı önü kapandı. Söyledi. Kapandı. Yorumcuların gözlemci olayı önü kapandı. Bunu Erman Hoca dile getiriyordu bas bas bağıra bağıra. Üçüncü nokta disiplin ve tahkim kurulundaki Yönetim yani üyelerin futbol dünyasındaki kişilerle bağlantısı beni rahatsız ediyor. Hı. Bu dünyanın hiçbir ülkesinde olmaz. Bu Hollanda Ligi'nde, İspanya Ligi'nde, Almanya Ligi'nde, Premier Lig'de olmaz. Oranın CEO'larını çalıp burada paneller düzenliyorsunuz ama onlar gibi futbolu yönetmiyoruz. Bu olmaz. Burası çok önemli. Yarın bugün bir kural hatası yüzünden maçınız maç kaybederseniz sakın ola başvuruda bulunmayın. Çünkü o maçın tekrarını oynatabileceğim bir takvim yok. 21 tane takım var artık. Onu geçtim. Kar yağsa bile oynayacaksınız artık. Böyle birlik. lig ben Meyhake'de Zekeri ak gitti ama gidene değil, gelene bakarım. Gelen kimse ona göre yorum yapacağım ondan sonra. Doğru mu yaptılar, yanlış mı yaptılar? Ben ee, açıkçası Çünkü o, onu bir beklesinler. Şu an transfer çalışmalarını durdursun bütün kulüpler. Onu beklesinler. Değil mi? Net söylüyorum yani. Yani geçen sene hakemler yönetti. Kusura bakmasın kimse. Canı yananlar ligi diye bir lig yapılsın puan durumu. Canı yananlar ligi ama bak. Süper lig değil. Hakemlerden dolayı canı yananlar ligi diye bir lig yapsın.